İyi akşamlar sevgili Olay TV izleyenleri. Gündemin getirdiklerinde bu haftada karşınızdayız. Haftanın son iş günündeyiz ve bu akşam gündemi tamamını 19 ana haber bültenine bırakıyoruz. Biz hemen konuğumuza döneceğiz. Olay Haber Müdürü Cüneyt Önder, tanıdığınız bir isim, konuğumuz olacak. Dış politikada, Orta Doğu'da önemli gelişmeler oluyor. Bunların hepsini Cüneyt Önder'le konuşacağız. Cüneyt Önder, hoş geldin programa. Hoş bulduk Mustafa. Evet, en taze konu herhalde Suriye. Nitekim Suriye'de birkaç günden bu yana silah sesleri yükselmeye başladı. Yine bombalar patlıyor ve çatışma yeniden başladı. Ateşkesin uzun süreli olmayacağına dair bir yorum vardı. Bu yorumlar haklı çıktı, öyle görünüyor. Nitekim ateşkes çok kısa sürdü ve muhaliflerle Esad güçleri yeniden çatışıyor. Hemen şu soruyla başlayalım. Suriye'de neden ateşkes bozuldu? Evet, aslında 27 Şubat'ta ilan edilmişti ateşkes, hem Amerikan yönetimi hem de Rusya'nın ortak girişimiyle ve birkaç gün öncesine kadar da aslında küçük çaplı ihlaller dışında çok da büyük sorunlar yaşanmamıştı. Yani herkes bir anlamda umutluydu. Umutlar yeşermişti Suriye için diyebiliriz. Evet. İnsanlar bir parça daha rahatlamıştı. Daha fazla sokağa çıkmaya, alışveriş yapmaya başlamışlardı ama işte ülke içinde değişen dengeler ateşkesin de artık resmen olmasa da fiilen sona ermesine neden oldu. Bu ateşkes süresince aslında Cenevre'deki barış görüşmelerinde de bir hayli yol alınmıştı diyebiliriz. Tabii bunda yine Amerikan yönetiminin, özellikle Beyaz Saray'ın muhalifler üzerindeki baskısı, diğer yanda Rusya'nın garantörlüğünde Suriye yönetiminin bazı ödünler verebileceği işaretiyle birlikte biraz mesafe alınmıştı. Ama işte az önce dediğim gibi değişen dengeler ateşkesin fiilen sona ermesine neden oldu. Değişen Suriye'deki dengeler değil, uluslararası ilişkilerdeki Suriye, dengeler. Yok, aslında Suriye içindeki cephede değişen dengeler oldu. Çünkü bazı örgütler, IŞİD ve El-Nusra dışında birkaç İslamcı örgüt daha ateşkes kapsamı dışında bırakılmıştı. Rusya her ne kadar güçlerinin büyük bir bölümünü çektiğini söylese de operasyonlar özellikle El-Nusra cephesine yönelik Halep çevresi ve Lazkiye'nin kuzeyinde devam ediyordu. Burada Suriye rejimi önemli bazı kazanımlar elde etti. Sadece burada değil, aynı zamanda güneydoğusunda, yani o antik Palmyra kentinin bulunduğu Tedmür bölgesinde de IŞİD'e karşı önemli kazanımlar elde etti. Ve muhalifler bir anlamda sahada giderek daha da fazla sıkışacaklarını ve zor durumda kalacaklarını gördü. Bir de bunun üzerine Suriye ordusunun Rusya ile birlikte Halep'e yönelik geniş çaplı bir saldırı başlatıcı açıklamasıyla birlikte muhalifler için aslında çok da fazla bir seçenek kalmadı. Çünkü masada güçlü olabilmek için sahada da güçlü olmaları gerekiyor. Eğer sahada çok fazla etkin değilseniz bunun masada karşılığını almanız pek de mümkün değil. Nitekim Suriye ordusuna ait iki savaş uçağı geçtiğimiz hafta içinde muhalifler tarafından düşürüldü. Ardından hem Suriye ordusu hem de Rus hava kuvvetlerine ait şu anda mevcut olan Suriye'de var olan uçakların hava operasyonlarıyla birlikte şiddet dalgası bu geçtiğimiz hafta, özellikle bu hafta başına itibaren de zirve yaptı ve fiilen ateşkes sona ermiş durumda. Tabii bunun olumsuz... Pazar yeri vuruldu, siviller de hedef alındı. Evet, çarşamba günü Maret el-Numan'da Suriye ordusuna ait savaş uçakları olduğu söyleniyor. Büyük olasılıkla da öyle bir pazar yeri isabet aldı. Bu aslında ilk değil Suriye'de, değil, göründüğü yani kadar da son olmayacak. Çünkü sonuçta savaşın kurbanları çoğunlukla hep siviller oluyor. Söylenen o ki aslında hem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği hem Suriye'de etkin biçimde çalışan sınır tanımayan doktorlar örgütü, eğer şiddet bu şekilde yeniden ikinci bir dalga olarak başlarsa bir 3 ila 5 milyon arasında Suriyelinin daha mülteci konumuna düşeceği söyleniyor. Çünkü çatışmaların Halep'te yoğunlaşması bekleniyor. Halep büyük bir iç göç almış durumda. Zaten ülkenin ikinci büyük kentiydi. Şu anda nüfus bakımından belki de en büyük kenti durumunda. Başkent Şam'a da geçmiş durumda. Çünkü bütün o Hama Humus, o bölgeden iç göç Halep'e yönelmişti. Halep merkez Suriye ordusunun kontrolünde. Kuzeyindeki bazı bölgelerde Özgür Suriye ordusu çok küçük bir bölümde etkin. Diğerinde El-Nusra
diğer radikal örgütler, Ahrar-ı Şam, Ceyş-ül İslam ve Irak Şam İslam Devleti bulunuyor. Ateşkes sağlam temeller üzerine atılmamış. Öyle aslında sağlam temeller üzerine atılmadı ama yine zorlamayla da olsa yol kat edilmişti. Yani az önce de söyledim, çok büyük bir ihlal yaşanmamıştı. Yine Özgür Suriye Ordusu ile IŞİD arasında, PYD ile IŞİD arasında çatışmalar özellikle Türkiye sınırında, ülkenin kuzeyinde devam ediyordu. Suriye rejiminin yine El Nusra'ya yönelik operasyonları devam ediyordu ama bunlar ateşkes kapsamı dışında kaldığı için bu örgütler aslında ateşkes ihlal edildiği anlamına gelmiyordu. Ama işte son bir haftada yaşanan gelişmelerle birlikte çatışmaların yeniden şiddetlendiği yönünde haberler geliyor. Tabii bu Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü çatışmaların şiddetlenmesi ve Suriye ordusunun bir avantaj elde etmesi durumundaki oradaki gözlemciler bu yönde bilgiler veriyor. Yani hem El Nusra'yı hem diğer işte Ahrar-ı Şam ve Ceyş-ül İslam örgütü militanlarını kuzeye doğru süpürmeye başlamasıyla birlikte dar bir alanda, Türkiye sınırında dar bir alanda gelecektir. Dün Ankara'daydı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü, hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Sanırım bu görüşmede de bu riskler ele alındı. Sonuçta Ankara'da bir kez daha bu yeni bir durum konuşulacaktır değil mi? Tabii yani bu uçuş yasak veya güvenli uçuş yasak bölge demeyelim de güvenli yasak bölge fikrini bir kez daha ısrarlı şekilde dile getirmeye başladı. Çünkü bir yandan da IŞİD'in ilerleyişi var Özgür Suriye Ordusu karşısında. Aslında muhalefetler bir hayli güç kaybetmiş gibi görünüyor. Çünkü bir yandan Suriye Ordusu, diğer yandan IŞİD'in ilerleyişi devam ediyor. Yani Türkiye'nin... savaş Esad güçleriyle muhalif güçler arasında oluyor gibi gözükse de çok taraflı, farklı aktörler çok, var. Tabii çok taraflı bir savaş söz konusu ki IŞİD geçtiğimiz haftalarda yine Türkiye'nin sınırın Suriye tarafında kurduğu İde kampına kadar gelmişti. Kampta yüzlerce çadır yıkılmıştı. Hayatını kaybedenler olmuştu. İkinci bir dalgada Türkiye'nin buna müdahale etmesi gerekecek. Sonuçta kendi toprakları olması da kendi sorumluluğu altında. Çünkü Türkiye'nin kurdurduğu bir çadır kent orası. Onun gibi bölgede birkaç çadır kent daha var. Yani oldukça aslında sıcak bir dönem yaklaşıyor gibi görünüyor. Evet. Rusya etkin mi bu çatışmalarda? Rusya şu anda yani işin... Oyuna girdi mi Rusya? Rusya şu anda işin miyiz? Diplomatik tarafında etkin gibi görünüyor. Güçlerini çektiğini açıklamıştı ama askeri olarak hala varlığını sürdürüyor ve Putin yeniden karar verdiği anda da anlık bir mesele Rus savaş uçaklarının tekrar Suriye'de operasyonlara başlaması sadece birkaç saat alabilecek bir konuda. Çünkü zaten lojistik altyapısı orada duruyor. Laskiye'deki Himeyim üstünde olsun, Tartus deniz üstünde olsun halen çok güçlü bir Rus askeri varlığı mevcut. Bu nedenle de Rusya oradan çekilse de artık güçlü bir varlığı yok demek pek söz konusu değil. Evet. Umarız yeniden barış tesis edilir ama öyle görünüyor ki kısa vadede artık bu çok mümkün değil. Rusya da bu konuda geçtiğimiz hafta yine açıklama yapmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu savaşın kazananı olmaz demişti aslında. Çok doğru. En az kayıpla atlatmak tabii en az kayıptan nedir kastedebilecek? Çünkü şu anda 300 binden fazla can kaybı, milyonlarca mülteci konumuna düşmüş insan varken ama en azından bundan sonrası için en az kayıpla bir çözüm bulunabilir mi? Tabii onu göreceğiz. Onu göreceğiz. Evet, hemen dilersen kilise yapılan IŞİD saldırılarından söz edelim. Avrupa Birliği Komisyonu'nun vize muafiyeti için karar aşamasında bunu konuşacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı İstanbul'da. Bu da konu başlıklarımız arasında ama bundan önce yine bu konuyla bağlantılı olduğu için geçtiğimiz günlerde IŞİD'in Suriye'nin sınırından Türkiye'ye kilise yönelik roket saldırıları söz konusu oldu. Yine Başika kampında Türk tankına yönelik bir saldırısı var. IŞİD neden sınırdan Türkiye'yi hedef alıyor?
bu saldırıların şifresi nedir? Şimdi oldukça tartışmalı bir konu. Aslında biz de haber bültenlerimizde hep kilise roket düştü diyoruz ama artık bu düşme boyutunu bir hayli aşmış durumda. Yani IŞİD resmen Türkiye'ye saldırıyor. Yani evet. Böyle bir durum, fiilen böyle bir durum söz konusu. Yani o roketler kazara düşmüyor. Sonuçta roketlerin ateşlenme yönü Türkiye değil. Eğer IŞİD bir çatışmaya giriyorsa o bölgede, roketlerin ateşleneceği hedefler Türkiye sınırı yönünde değil, farklı bir yönde, özellikle birçok bölgede. Bu bilinçli bir şekilde bir saldırı olarak nitelendirilebilir. Tabii bu bilinçli bir saldırı aslında IŞİD de özellikle Suriye'nin kuzeyinde, Rakka hariç Suriye'nin kuzeyinde etkisini yitirmeye başlamıştı. Son bir hamle olarak Türkiye ve yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşmelerden sonra muhaliflerin güçlendirilerek IŞİD'e karşı bir operasyona başlatılması konusunda görüş birliğine varılmıştı ama muhalifler bunda başarılı olamadılar. Ele geçtikleri bölgeyi sadece birkaç gün tutabildiler. IŞİD'in karşı saldırısıyla çekinmek zorunda kaldılar. Şimdi IŞİD yeni bir saldırıya karşı bölgede kaos istiyor. Bu kaosu nasıl sağlayacak? Türkiye'yi karadan Suriye'ye çekerek. Çünkü Türkiye karadan Suriye'ye girdiği zaman sadece karşısında IŞİD'i bulmayacak. Çünkü ilerlemesi gereken bölgede hem Suriye ordusu var hem de yine Türkiye'nin ısrarla terör örgütü olarak belirttiği PYD güçleri de var o bölgede. Yani işin boyutu bir hayli farklı olacak eğer Türkiye karadan bir müdahalede bulunursa. Bu işin diplomatik boyutları da farklı olacak. Uluslararası siyasete yansıma da farklı olacak. Ve oluşabilecek bir kaos ortamından en fazla güç kazanacak örgüt de bölgede IŞİD olacak. IŞİD'in ana amacının ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'yi de doğrudan bir savaşa çekerek sınır güvenliğini de bir anlamda zayıflatmak. Aslında en korkulan senaryolardan birisi de işte o aşamada Türkiye'nin, IŞİD'in belki de sınırın Suriye tarafından Türkiye tarafına geçmeye çalışması da, özellikle Kilis'in Elbeyli bölgesinde oldukça güçlü olduğu biliniyor. Sınırda zaten bu yönde Batı medyasında yer alan iddialar da söz konusuydu biliyorsun. Bölgeden geçişler, Türkiye bunu ısrarla doğru olmadığını söylese de kabul etmese de, ama orada bir gücü olduğu biliniyor. Geçişlerin de devam ettiği biliniyor. İşte en kötü senaryo da aslında o olur. IŞİD doğrudan Türkiye'yi Suriye bataklığına diyelim çekmeye çalışıyor. Evet. Şimdi bu saldırıların bir yansıması patlatılan canlı bombalar oluyor. IŞİD Türkiye'de kilise saldırıyor. Roket atarlarla Türkiye karşılık veriyor ve ardından canlı bombalar Türkiye'de patlatılıyor. Tüm bunları yan yana koyduğumuzda bu Türkiye için bir risk oluşturmuyor mu? Tabii ya, savaşmak. Tabii başından bu yana, yani IŞİD'le savaşmak, bir terör örgütüyle savaşmak her zaman risktir. Yani bugün PKK'yla da siz savaşıyorsunuz. IŞİD'e karşı da bir mücadele içindesiniz. Bir terör örgütüyle savaşmak, özellikle bir yanda dini temel alan bir terör örgütü, diğer yanda aslında bir tabanı da olan PKK gibi, yani tabanda karşılığı olan PKK gibi bir terör örgütüyle mücadele etmek çok büyük riskler doğurur. Siyasi değil, aynı zamanda şiddet açısından da büyük riskler doğurur ama terörle mücadelede bu riski göze almak durumundasınız. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika'daki son terör olayları. Önemli olan bunu etkin bir istihbaratta en aza indirebilmek. Yani karşı darbeleri en aza indirebilmek. Ama tabii burada ilginç olan bir başka nokta da IŞİD'in Türkiye'de yaptığı eylemlerin hiçbirisini bugüne kadar üstlenmemiş olması. Bu da çok tartışılan bir konu. Türkiye'deki hiçbir eyleme bugüne kadar üstlenmediler ama Avrupa'da yapılan eylemleri hemen anında üstlendiler. Bunu nasıl açıklanabilir? Yani kimilerine göre o konu çok fazla uzmanlık alanıma girmediği için, çünkü sahada da olmak gerekiyor özellikle IŞİD konusunda ama bir Müslüman ülkeye yapılan görüşüne, saldırıda tepki çekmemek için ama IŞİD Müslüman ülkelerde de yaptığı birçok saldırıyı hem Kuzey Afrika'da olsun hem o bölgede olsun. Ya, Irak'ta anlatılan güvenlik uzmanları muhteber diyelim tırnak içinde güvenlik uzmanlarının yorumlarına göre aslında Türkiye'deki IŞİD hücrelerinin merkezdeki IŞİD'den bağımsız hareket ettiği yönünde.
çok fazla bağlantının olmadı. Sadece o görüşe, o ideolojiye Türkiye'deki eşit ücretleri neden üstlenmiyor? Yani çünkü birbirinden bağımsız küçük yapılanmalar bunlar. Bunlara sızmak da çok zor. İşte görüyoruz birbiriyle akraba, yani birisi abi, diğeri kardeş, öbürü amcasının çocukları. Yani buna sızmak da çok küçük birbirinden bağımsız hücreler bunlar. O ideolojiye talimatı merkezden almıyor olabilirler. Yani evet, büyük boyutta talimatı merkezden almıyor olabilir ama burada da şu soru ortaya çıkıyor. Peki lojistik desteği kim veriyor bunlara? Çünkü bunun bir planlama aşaması var, bir lojistik aşaması var. O patlayıcıların bulunması, o patlayıcıların taşınması, o saldırı planlarının yapılması. Tabii bunlar oldukça karışık konular ama ilginç olan nokta işte o IŞİD'in Türkiye'deki saldırıları üstlenmemesi. Dünya neden teröre karşı sanırım bir işbirliği yapmıyor? Artan terör olaylarına karşı herkes bu soruya yanıt arıyor. Geniş bir soru ama senin yorumun nedir? Yani bu çok da mümkün değil. Çünkü herkesin farklı bir terör tanımı var. Herkesin farklı bir terör algısı var. Yani bugün bizim için... Veya farklı çıkarları var. Bu böyle denilebilir mi? Tabii hem çıkar her hem çıkar farklı çıkarları tabii var. Tabii hem çıkar açısından öyle siyasi çıkar açısından hem de bir anlamda toplumlarında kendilerine yakın gördüğü başka uluslar, başka topluluklar olabiliyor. Bu Türkiye için de söz konusu, başkaları da için de söz konusu. Ama şuraya gelmek istiyorum. Yani PKK gibi bir örgüt Türkiye'de ayrılıkçı bir örgüt. Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri bu örgütü Türkiye için bir koz olarak masada tutabilir. Ama IŞİD her yeri vuruyor. Her ülke için bir tehdit. Her ülkede canlı bomba patlatabilecek potansiyele sahip vahşi bir örgüt. IŞİD'e karşı neden dünya ortak bir tavır almıyor? Aslında IŞİD'e karşı yani zaten bir tek, yani benim gördüğüm kadarıyla bir tek IŞİD'e ortak terör olarak, terör örgütü olarak dünyanın nitelediği bir IŞİD, bir El-Kaide var. Yani, o zaman neden sonuç alınamıyor? Sonuç alınamıyor çünkü yani çok zor aslında IŞİD'le mücadele, yani öyle göründüğü gibi işte ben oraya gireyim, bombalayayım, yıkayım, gideyim, yani bu değil. Çünkü siz vurdukça onun farklı yansımaları oluyor. Yani toplumda, özellikle Avrupa'da yıllar önce işte Avrupa ülkelerine göç etmiş ama bir türlü ekonomik olarak bir noktaya gelememiş, sürekli itilmiş, kakılmış, ayrımcılığa uğramış gençler. Tabii bunları ben tırnak içinde şey demiyorum, hani öfkeli gençler demiyorum. Çünkü o yanlış bir deyimdi. Onlar için ideolojik olarak yayılabiliyor. Bir temel buluyor. Yani dünyada militanları yayılmış bir örgüt. Tabii yani militanlar... Bununla mücadele etmek de çok kolay değil. Adam doğrudan IŞİD'in üyesi değil. Doğrudan IŞİD'le bağlantılı değil. Adam IŞİD'le hiçbir zaman ilişkiye geçmemiş ama IŞİD'in yaptığı eylemler ona bir anlamda bir haz veriyor. Çünkü öfkeli. Önce çünkü içinde bulunduğu, yaşadığı toplum öfkeli. Onun için de önce o sorunların ortadan kaldırması gerekiyor. Avrupa'da aslında bir anlamda bunun farkına yeni yeni varmaya başladı. Dünyanın bir sorunu aslında. Sosyolojik çözüm yolları da bulunabilir. Bunu tabii onu bulmaları gerekiyor ama işte her şey karşılıklı. Yani o etki tepki olayı vardır ya, işte IŞİD saldırdıkça Avrupa'da radikal İslam nasıl yükselişe geçiyorsa karşısında da İslam karşıtı yabancı düşmanlığı yükselişe geçiyor. Bu nedenle de aslında... Avrupa değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde de her yerde Trump yani, bu kadar büyük bir potansiyele sahip olması herhalde senin söylediğin şeyle açıklanabilir. Tabii yani Trump da öyle. Avrupa'daki siyasi gelişmelere baktığımızda, yapılan seçimlere, sandıktan çıkan sonuçlara baktığımızda da aslında olayın iki ayrı aşırı uca doğru gittiğini de görüyoruz. İşte asıl terörün olumsuz etkisi bu. Yani bu. Tamam, canlar kaybediliyor, yaralananlar oluyor, şiddet dalgasıyla insanlar paniğe kapılıyor ama asıl önemli yansıması da bu terörün. Evet. Şimdi Avrupa Birliği'ne gelelim. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine. Haziranda vize muafiyetinin hayata geçeceğine yönelik bir beklenti var. Avrupa Birliği Komisyonu 4 Mayıs'ta vize muafiyeti için bir karar vermesi bekleniyor. 4 Mayıs'ta Avrupa Birliği Komisyonu'ndan böyle bir karar bekliyor musun?
kararla ilgili öngörülerin nedir? Komisyon hani vereceği raporla ilgili öngörülerin nedir? Spor yorumcuların böyle lafı var ya, bikini giyerim falan gibi. Hani ben o kadar iddialı konuşmuyorum ama ben 30 Haziran 2016 saat 23.59'da Türkiye'ye 23.59'a kadar Türkiye'ye vize serbest tanınca kanaatinde değilim. Değilsiniz. Bu olmayacak. Ya Avrupa Birliği liderlerinin Avrupa Birliği parlamentosundan gelen açıklamalar da bunun sinyallerini veriyor sanki, değil mi? Veriyor. Yani şimdi 4 Mayıs'ta 3. raporunu açıklayacak. Bu ilk rapor değil. Bu 3. rapor. Olumlu ifadeler olacak bu raporda. Yani ben ondan eminim. Ama daha yapmanız gereken çok şey var deyip. Yani büyük ölçüde giderdiği söylenecek. Bu 72 kriterin büyük bir bölümünü yerine getirdiği söylenecek. Türkiye'nin geri kabul anlaşması ve Avrupa Birliği'ne varılan mülteci anlaşmasına da uyduğu, bu yönde adımlar atıldığı söylenecek. Ama sonuçta karar mekanizması farklı bir noktada. İşte Avrupa Parlamentosu yine geçtiğimiz haftalarda kabul ettiği Türkiye raporu ortada. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen açıklamalar ortada. Ama aslında burada çok daha önemli ve hepimizin gözden kaçırdığı bir nokta var. Bu geri kabul mültecilerin Türkiye iade anlaşması başladıktan sonra kaç mülteci Türkiye geldi? Bu neden tam olarak işletilmiyor? Yani ilk gün iki feribot 100-150 kadar yanlış hatırlamıyorsam mülteciyi Bangladeşli Pakistanlı Türkiye getirdi. Bir üç gün kadar durdu bu işlem. Daha sonra iki feribot daha geldi. Ondan sonra bir daha gelmedi. Gelen giden yok. Şimdi bunun işletilmesi gerekiyor. Yani bu anlaşmanın hayata geçmesi için bunun işletilmesi gerekiyor. Bunu kim işletmiyor? Bunu Türkiye'den kaynaklanan bir sorun yok şu anda ortada. Çünkü sonuçta Yunanistan'dan toplanacak bunlar. Oradan feribota bindirilecek. İşte Frontex görevlilerinin eşliğinde de bunlar Türkiye'ye getirilecek. Gelmiyorlar mı? Durdu. Bu sonuç mu çıkıyor? Durmuş durumda. Yani bu konuda bir açıklama da yok, işin ilginç tarafı. Bir parça da sanki gündemden düşmüş gibi. Yani yabancı ajanslara falan baktığımızda da nedense bu yönde çok fazla hani Yunanistan, Makedonya'sında, İdomeni'de binlerce göçmen bekliyor. Her gün günde 10-15 tane haber geçerdi haber ajansları. Son bir haftadır, 3-4 gündür çok bu yönde de bir haber görmüyoruz. Aslında bir parça aksaklık, sorun yaratılacak gibi görünüyor. Zaten Juncker de görüşmesinde bir parça bundan bahsetmişti. Strasbourg'dayken Başbakan Davutoğlu. Hani buna bir farklı bir madde koyulup istediği zaman askıya alabilir Avrupa Birliği gibi vize serbestisine. Ama anlaşıldığı kadar bu iş yürümeyecek, öyle görünüyor. Yürümeyeceğin işaretini Türkiye'den gelen açıklamalardan da görüyoruz. Aslında bir parça umutsuzluk olduğunu, işte hem Başbakan Davutoğlu'nun hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hani biz de mülteci anlaşmasını uygulamayız. Vize muafiyeti olmazsa geri kabul anlaşması olmazsa. Yani bir sorun var ama 4 Mayıs'taki rapor olumlu çıkacak. Olumlu çıkmak zorunda. Çünkü o rapor sonuçta olanların bir projeksiyonu olacak. Yani oraya bir yorum girmeyecek. Yapılanlar, yapılmayanlar bir kane niteliğinde olacak. Ama işte Avrupa Parlamentosu ve önemli sayıdaki Avrupa Birliği üyesi ülkede bu yönde Türkiye'ye karşı olumsuz bir ön yargı oluşmuş durumda. Bir başka nokta yine dün bu yönde ya bunların iç kamuoyları ne diyor, yani bu da önemli. Tabii yani şimdi yani sadece 80 Avrupa Birliği liderlerinin şimdi, iki dudağı arasındaki bir hadise değil. Görünürde iç politikalarına da bir yansıması olacaktır Avrupa mutlaka. Görünürde ortaya koyacağı aslında nokta şu olacak. İşte Türkiye'nin vize rejimi, daha doğrusu vize muafiyeti uyguladığı ülkeler var. İşte Afrika gibi, Kuzey Afrika gibi, Orta Asya ülkeleri gibi. Özellikle bunlara Türkiye'nin vize koymasını istiyor Avrupa Birliği. Tabii bu Türkiye'nin son diyelim işte 6-7 yıldaki özellikle Afrika politikasını doğrudan olumsuz etkileyecek noktalar. Şimdi Türkiye bunu da uygulamak istemiyor. Yani Afrika bir açılımı var. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı ve halen de devam eden Türkiye'nin ve önemli kazanımlar da edilen bir Afrika açılımı var. Bunun temelinde de vize serbestisi var. Sen eğer o ülkelere vize uygulamaya başlarsan bu açılım bir anlamda sekteye uğramış olacak. Türkiye bunu istemiyor. Avrupa Birliği bu yönde bastırıyor. Çünkü o şekilde Türkiye'ye gelenlerin Avrupa'ya da geçebileceği söyleniyor. Avrupa kamuoyu yıllardır korkutuluyor, işte 70 milyonluk Müslüman ülkeydi. Şimdi 80 milyon olduk. 80 milyonluk Müslüman ülke.
Yani tabii Avrupa'daki insanlar da işte vize servis sağlandığı zaman 80 milyonunda sanki Avrupa'ya bir anda geçeceği gibi bir düşünceydi. Türkiye boşalacak 80 milyon Avrupa'ya gidecek. Aslında ben öyle olacağını düşünmüyorum. Ama işte maalesef öyle bir algı yaratılmış durumda. Tabii bu iç toplumlardaki bu iç ön yargı siyasetçi de etkiliyor. Sonuçta siyasetçi de er ya da geç sandığa gidecek. Yani Suriyeli aynı kıyaslamayı yapmak doğru değil ama yani göç, Avrupa ülkelerine gelen göç siyaseti de etkiliyor. Merkel'in düştüğü durum. Tabii ya, Merkel artık yani son çırpınışlarında, özellikle son dönemde Türkiye'ye çok yaklaşmasının altında da yatan neden de bu. En azından gurbetçilerin oylarını belki de büyük bölümünü toplayarak yine iktidarda kalmaya çabalayacak Merkel. Çünkü koalisyon ortaklığı yaptığı partilerle de şu anda büyük sorunlar yaşıyor. İşte bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden bu televizyon yapımcısıyla ilgili olayda da anlaşamadı. Dışişleri Bakanı bu soruşturma izni vermesine tepki gösterdi Merkel'in. Almanya Anayasası'nı maddesini bu konuyla ilgili ifade özgürlüğüyle örnek gösterdi. Hükümet sözcüsünden bu yönde bir açıklama geldi. Yani Merkel çok sıkışmış durumda. Merkel şu an tam bir Türk dostu. Zoraki... Zoraki diyebiliriz buna. Evet. Zoraki dost diyebiliriz. İşte hafta sonunda da şey gelecek, Gaziantep'e gelecek. İşte orada yine olumlu mesajlar verecek ama Merkel'in mülteci kampa açılışı. Evet, sonuçta pek de hayırlı, kendisi için pek de Almanya'da hayırlı görünmüyor. Evet, şimdi Türkiye'de 30 Haziran 2016'daki vize muafiyeti hayata geçmezse Türkiye ne yapar? Biz de geri kabul anlaşmasını uygulamayız. İşte uygulanmıyor işte. Yani benim anlatmak istediğim şu anda tam olarak bir uygulama yok. Karşılıklı bir restleşmeye gidecek. Evet, yani şu anda iki tarafta bekleme durumuna geçti. Yani onlar bize muafiyetini... Bunu ciddi bir iş. Yani siz bir anlaşma yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki vize muafiyeti 30 Haziran'da sağlanacak. Bunun karşılığında da geri kabul anlaşması imzalanacak. Şöyle bir şey yapabilirler. Yani... işte vize rejimini biraz yumuşatabilirler. Bu Türkiye'nin aslında kabul etmemesi gereken bir durum. Kabul eder mi bilemem. İşte belli durumlar için belki vize muafiyeti getirilebilir. İşte spordur bu, sanattır veya iş seyahatleri için getirilebilir. Turistik seyahatler için vize devam ettirilebilir. Ya da tam tersi olabilir. Kısa süreli turistik seyahatler için vize serbestisi sağlanıp diğer vize rejimi devam edebilir. Çünkü sonuçta... Ama Türkiye'nin bunu kabul etmemesi lazım. Etmemesi lazım. Yani çünkü sonuçta siz bir pazarlık yaptınız ve o pazarlık sonucu bir noktaya geldiniz ve bir anlaşma imzaladınız. Siz anlaşmanın gereklerini yerine getirmeye çalışıyorsunuz. İşte mecliste yasalar kabul ediliyor. Son dönemde işte bu torba yasaların içinde de bu yönde düzenlemeler var ama karşı tarafta size gönderilen mülteci yok, şu anda kesilmiş durumda. Bunun yanı sıra tamam biz sana öyle dedik ama bak şimdi de böyle gibi konuşan bir Avrupa Birliği var. Ya yani onlar da ne dediğini tam olarak bilmiyor. Ama işte dedim en zor durumda şu anda Yunanistan. Yani Yunanistan sıkışıp kalmış durumda mülteciler. Onlar da Türkiye'ye dönmek istemiyor. Zor bir durum. 30 Haziran'a beklemek Balkan lazım. Kapısı kapanmış. 30 Haziran'a kadar kalmaz. 30 Haziran'dan önce belki netleşir. Farklı bir çözüme ulaşabilirler. Haziran ayında zaten Avrupa Birliği kartlar zirvesi var. Kartlar yeniden karılabilir yani diyorsun. Tabii Avrupa Birliği zirvesi var yine Haziran ayında. Orada belki farklı bir çözümle bu sorunu aşmaya çalışabilirler ama şimdilik sanki Avrupa gündeminde ikinci sıraya düşmüş gibi görünüyor mülteci krizi. İlk günlerdeki gibi yoğun olarak tartışılıyor. Cüneyt Önder, çok teşekkür ederiz değerlendirmelerin için, programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, gündemin getirdiklerinde bu haftada noktayı koyuyoruz. Biz pazartesi gündemin getirdiklerinde yine aynı saatte 18.15'te burada olacağız. Ancak pazar sohbetinde yine karşınızda olacağız. Büyük Orhan Belediye Başkanı Hasan Taş konuğumuz. Pazar sabahı saat 11.20'de buluşana dek iyi hafta sonları dileriz.